Merhaba arkadaşlar, bugün size kimyasal hesaplamalarla ilgili sorular çözeceğim. İlk olarak birinci sorumuza bakalım. Öncelikle iki tane bileşik tepkimeye sokulduğunda oluşan bileşiklerin ne olduğunu vermiş ve buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Biliyorsunuz siz kimyasal tepkime sorusu çözerken öncelikle ne yapıyorsunuz? Tepkimeye giren maddeleri ve oluşan maddeleri yazıp tepkimeyi denkleştiriyorsunuz. O zaman biz de öyle yapalım. Öncelikle... CO2 ve hidrojen flürür tepkimeye soktuğunu söylüyor. Yine silisyum flürür ve H2 oluşuyor. Öncelikle yapmamız gereken şey kimyasal tepkimeyi denkleştirmek. Silisyumlar eşit. Öncelikle metalleri ya da yarı metalleri denkleştiriyorsunuz. Unutmayın silisyum yarı bir metaldir. Sonra diğer metalleri denkleştirelim. Baktık flora burada 4 tane olduğu için buraya 4 kat sayısını koyduk. Sonra dikkat ederseniz 4 tane hidrojen buraya 2 tane koyduğumuz zaman 4 tane hidrojeni kat olarak tamamladık. Oksijenlere baktığımız zaman oksijenler bu kez denk gelmiş oldu. Yani biz 1 mol aslında silisyum dioksit harcadığımız zaman tepkimeye soktuğumuz zaman 4 mol hidrojen florür tepkimeye de harcanıyor ve 1 mol bileşik ve 2 mol su oluşuyor. Şimdi buna göre 0.5 mol silisyum dioksit ile 2 mol hidrojen florür birleşir diyor. O zaman bakalım. Burası 0.5 mol olduğu zaman dikkat edin bakın 1'e 4 oranı var. İstersen buradan dersin ki bunun da 4 molü tepkimeye girmeli. Yani 2 mol hidrojen flor tepkimeye girecek. O zaman birinci önerme doğru. 3 gram silisyum oksit ve 4 gram hidrojen florür birleşiyor diyor. Bu durumda yapmamız gereken şey ne? Bunun mol sayısını bulmak. Ne yapıyoruz? 1 mol silisyum dioksit. 60 grammış. 3 gramı kaç mol dersek? Buradan matematiksel işlemleri yaptığımız zaman 3 bölü 60 yani 1 bölü 20'den 0,05 mol olacaktır. Diğerine baktık. 4 gram hidrojen florür 1 molü 20 gram. 4 gramı kaç mol dersek? Buradan yine işlemleri yaptığımız zaman 0,2 mol gelecektir. Bakalım bu durumda Burası 0,05 mol olduğu zaman burasının kaç mol olduğunu hesaplayalım isterseniz. Yine 4 katıydı dikkat ederseniz. Bunun da 4 katı oluşacak. Yani 0,2 mol. O da 0,2 mol oluştuğunu zaten iddia etmiş. Bu durumda ikinci önermemiz de doğru. 0,5 mol silisyum dioksit tepkimeye girerse 1 mol su oluşur diyor. Daha önce zaten onu 0,5 mol tepkimeye sokmuştuk. Dikkat ederseniz 1'e 2 oranı var. Bu durumda 0,5 mol yani 2 katı 1 mol su oluşacaktır. Üçüncü önermemiz de doğru olacaktır.

Geldik ikinci soruya. 0,1 mol C2H4 içeren C2H4 ve C3H8'den oluşan bir karışım yakıldığı zaman 0,8 mol karbondioksit gazı oluşuyor. Tepkimede toplam kaç mol su oluşur diye sormuşuz. Şimdi öncelikle C2H4'e baktığımız zaman C3H8 ile karıştırılmış ve bu karışım içerisinde 0,1 mol olduğunu biliyoruz. Karışımı yaktığımız zaman biliyorsunuz ki karbon hidrojen içeren bir bileşik yakıldığı zaman karbondioksit ve su oluşuyor. Bu durumda karbon sayısı kadar karbon karbondioksit hidrojen sayısının yarısı kadar su oluşuyor. Ayrıntıları yine dediğim gibi Umut Öncül Akademi'de çok iyi bir şekilde anlattık. O yüzden orayı ziyaret edip bu kısmı öğrenebilirsiniz. Normalde bu bileşiği yaktığınız zaman karbon sayısı kadar karbondioksit oluşacağı için 2 mol karbondioksit oluşacak. Karbon sayısı kadar karbondioksit oluştuğu için 3 mol karbondioksit oluşacak. Bu bileşiğin 0,1 mol olduğunu biliyoruz. O zaman bu durumda 1'e 2'dir bakın birleşme oranı. Demek ki bundan 0,2 mol karbondioksit oluşacak. Bu karışım yakıldığında karışımda toplamda 0,8 mol karbondioksit gazı oluştuğunu söylediğine göre o zaman buradaki karbondioksitten 0,6 mol gelecektir bu durumda. Çünkü ikisinin toplamı 0,8 mol. Şimdi ne yapıyorum? Burası 0,6 mol. Dikkat ederseniz 1'e 3 oranı var. Burası 0,6 mol ise o zaman 3 kat azaltacağım. Buradan 0,2 mol oluşacaktır. Bize tepkime de Toplam kaç mol su oluşur diyor. Tepkimeyi bakın denkleştirmemize bile gerek yok. Bu iki bileşiği yaktığımız zaman daha önce de söyledim. Karbon sayısı kadar karbondioksit, hidrojen sayısının yarısı kadar su oluşacak. Yani 2 mol su oluştu. Buna baktık. Burada da 4 mol su oluştu. Bu durumda yapmamız gereken şey 1'e 2 oranı olduğu için burası 0.1 mol, buradan 0.2 mol su oluşacak. Diğerine baktık. Burası 1 mole 4 mol. 0,2 mole 0,8 mol oluşacak. Bu durumda toplamda 1 mol su oluşur diyebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Eşit hacimde X2 ve Y2 gazları tepkimeye girdiğinde Y2 tamamen harcanıyor ve 12 litre XY3 gazı oluşuyor. Buna göre A ve B iki tane sorumuz var. Başlangıçtaki toplam gaz hacmini sormuşum. Bir de tepkime sonunda toplam hacim kaçtır diye sormuşum. Şimdi öncelikle kimyasal tepkime sorusu çözülürken tepkimeye giren maddeler yazılır. tepkimede oluşan madde yazılır ve kimyasal tepkime denkleştirilir. Ne yapalım? X 2 mol olduğuna göre kat sayısı 2 oldu. Y 6 mol oldu. 6 mol yapabilmek için buraya 3 kat sayısını koyduk. Şimdi bundan sonra hacimce birleşme oranlarına dikkat ettiğiniz zaman 1 mol 1 ve 3 mol 3 ve buradan da 2 mol 2 v oluşacaktır. Başlangıç tepkime. Kalan tablosu yapalım. Bunlar eşit hacimlerde tepkimeye giriyorlarmış. Yani buna vv ve ve diyebilirim. Hatta İsterseniz şöyle de diyebiliriz. Başlangıçta matematiksel olarak bu sorunun gelişinden anlayabilirsiniz. Hacimlerine vv diyebilir mi? Diyebiliriz ama bazen katsayılar denk gelsin diye ve 3 v'ye 3 v yani büyük olana göre de alabiliriz. Sonra tepkimeye girdiğinde y2'nin tamamen harcandığını söylüyor sıfırlanıyormuş ve 12 litre bundan oluşuyormuş. O zaman yapmamız gereken şey buradaki katı görmek. 6 kat var. Demek ki her birinden 6 kat harcanacak. Yani buradan 18 litre harcanacak. Buradan da 6 litre harcanacak. V'nin değeri çok kolay bir şekilde çıktı. Burayı sıfırlayabilmem için V'nin değeri 18 litre olmalı. Demek ki burası da 18. O zaman buradan 18'den 6'yı çıkarttım. 12 litre X2 gazı artacak. 12 litre de X2 gazı oluşmuş olacak. Başlangıçta toplam gaz hacmi ne kadar olur diyor. O zaman başlangıçta sadece X2 ve Y2 var kabın içerisinde. Bu durumda toplamda 36 litrelik gazım var. Daha sonra tepkime sonundakini sormuş. Tepkime sonuna baktığımız zaman hem oluşan hem artan gazı düş düşünmemiz gerekiyor. Bu durumda 24 litre diyebiliriz. Bu tarz sorularda sadece oluşan bileşiğin hacmi ile ilgili konuşsaydık 12 litre diyecektik ama tepkime sonundaki toplam gaz hacmi ile ilgili bilgi sorduğu için o yüzden artanla beraber hesap edip 24 litre diyoruz. Dördüncü soruya geldik. Kapalı bir kapta 0,6 mol NH3 gazı N2 ve H2'ye ayrışırken tepkime sonunda kapta 1 mol gaz bulunuyor. Buna göre tepkime sonunda N2, NH3 ve H2'nin mol sayılarını bulun demiş. Kimyasal tepkime sorusu çözülürken ne yapıyorduk? Öncelikle tepkimeye giren ya da tepkime de ayrışan maddeyi yazıyoruz ve kime ayrıştığını da söylemiş N2 ve H2'ye. Oluşan maddeleri de yazdık ve ilk yapmamız gereken şey denkleştirmeydi. Tepkimeyi denkleştirdiğimiz zaman 2 kas sayısı 3 kas sayısını kullandık. Ne yapacağız? Soruda dikkat ederseniz hep mol birimleri geçmiş. Bu durumda bundan 2 mol harcanırken bundan 1 mol oluşur bundan da 3 mol oluşur. Orana bakıyoruz önce morca birleşme ya da ayrışma oranına. Sonra başlangıç tepkime kalan tablosu yapalım. Dikkat ederseniz 0.6 mol NH3 gazı varmış. Başlangıçta bunlardan kabın içerisinde yok. Ve bir kısmı ayrışıyor ama ne kadar ayrıştığını bilmiyoruz. Sadece tepkime sonundaki toplam mol sayısının bize 1 mol olduğunu söylüyor. O zaman yapmamız gereken şey şöyle diyebilir miyiz? Bundan diyelim ki x kadar ayrışırsa yani x katı kadar ayrışırsa 2x ayrıştığını düşünürsem 2'ye 2x kadarsa 1'e x kadar oluşacak 3'e de 3x kadar oluşacak demektir. Bu durumda NH3'ten son durumda 0.6-2x mol bundan x mol bundan da 3x mol olacaktır ve toplamının 1 mol olduğunu söylüyor bana. Bu durumda 0.6 artı hepsini topladım eksi 2x artı 4x buradan 2x geldi eşittir 1 dersem 2x eşittir 0,4. x'in değeri buradan 0,2 mol gelecektir. Yani buna göre tepkime sonunda x'in değerini yerine koyabiliriz artık. Yerine koyup her bir gazın son durumda kaç mol olduğunu hesaplayabiliriz. 0,2 ise 0,4 buradan 0,2 mol NH3 olacaktır. 0,2 mol NH3. N2'ye baktım x kadar yani 0,2 mol gene 0,2 mol oldu. H2'ye baktığımız zaman 3x kadar gelecekmiş. Yani x 0.2 ise o zaman buradan 0.6 mol diyebilirim. Böylece her bir gazın dikkat ederseniz mol sayısını bulmuş olduk. Tepkime tam verimle gerçekleşir demediği için biz de tepkimede NH3'ün tamamını bitirmedik. Ne kadar tepkimeye girdiğini bilmediğimiz için ve sayılar güzel sayılar gelsin diye x kadar tepkimeye girdiğini değil de 2x kadar tepkimeye girdiğini iddia ettik. Böylece 2'ye 2x aldık. 1'e x kadar oluşturduk. 3'e de 3x kadar oluşturup buna göre denklemimizi kurmuş olduk. Beşinci soruya gelelim. Eşit kütlelerde H2 ve O2 tepkimeye girdiğinde maddelerden biri tükeniyor ve 4 mol su oluşuyor. Son durumda kapta bulunan toplam kütleyi bulun demişiz. Şimdi öncelikle tepkimeye hidrojen ve oksijen girmiş. Demek ki su oluşmuş. H2O. Bunu yazdık. Sonra ne yapalım? Tepkimeyi denkleştirmemiz lazım. O zaman burası 1 bölü 2. Tepkime de... Eşit kütlelerde demiş, evet mol sayısını vermiş sonra. İsterseniz şöyle yapabiliriz. Burası bir molken. buraya 0,5 mol diyeceğiz. Buradan da bir mol suyun oluştuğunu bileceğiz. Başlangıç, tepkime, kalan tablomuzu yaptık. Verileri yerine yerleştirdik. Kütle vermiş, bir de mol vermiş. İkisi karışık. İstediğin yoldan çözebilirsin. Yani ya kütle üstünden sorudan gidersin ya da mol üstünden. Mol üstünden gittiğimizi düşünürsek, 4 mol su oluşuyormuş. 4 mol su. O zaman 4 katı. 4 katı tepkimeye girdiğine göre 4 katı harcandı. Yani buradan 4 mol H2 tepkimeye girdi. 4 katı harcandı yani 2 mol oksijen gazı tepkimeye girdi. Ve bize söylediği şey başlangıçta eşit kütlede alındı. Bu durumda biz bunları yine molden kütleye çevirmeliyiz. Yani elimizde H2'ye baktığımız zaman 1 mol H2'nin 2 gram olduğunu biliyoruz. E 4 mol harcamışız. 4 mol harcadığımıza göre 8 gram diyeceğiz. Burası 8 gram. Üstünü çizip 8 gram yazayım isterseniz çünkü kütleden gidiyoruz artık. 1 mol O2'ye baktığımız zaman 32 gram. 2 mol O2 harcamışız. O zaman buradan 64 gram gelecektir. Yani burası da 64 gram eşit kütlelerde alacağız ve maddenin bir tanesini bitireceğiz. Kendi zaten bunu iddia etmiş. Bu durumda 8 gram harcamam gerekiyor ve 64 gram harcamam gerekiyorsa büyük olana göre aldığımız zaman başlangıçta 64 gram 64 gram alırsak ne diyeceğiz o zaman? Bundan hiç kalmadı 64 gram harcadığım için buna baktığımız zaman 64 gram vardı 8 gramını harcadım. Demek ki elimizde 56 gram kaldı ve 4 mol su oluştu. Bize diyor ki son durumda kapta bulunan toplam kütleyi bulun. İstersen buradan burası 4 mol. Bunu kütleye çevirip ikisini topladığın zaman sonucu bulabilirsin. Ya da dersin ki kütle zaten korunuyordu. Başlangıçtaki kütle neyse son durumdaki kütle de o da olma, öyle olmak zorunda değil. 64 ile 64'ü toplasan yani 64 artı 64 128 gram dersin sonuç için. Altıncı sorumuza baktık. 16 şar gram demir ve kükürt tepkimeye sokulduğunda yalnız 2 gram demir artıyor. Bileşin formülü ne? Bileşik demir ve kükürtten oluşacak. X, ya bilmiyoruz. O zaman X ve Y dediğimiz şey formül biliyorsunuz. Yani mol sayısı. Mol sayısı olduğuna göre o zaman biz ne kadar harcadığımızı bulalım önce. 16 şar gramdan 16 gramın demirin sadece 2 gram artıyorsa demek ki biz 14 gramlık demir kullanmışız. 16 şar gramdan kükürtten hiç artmadığına göre demek ki 30 16 gram kullanmışız. Bu durumda ne yapacağız? Bunları mole çevirmemiz lazım. Veriyor mu bana atom kütlelerini? Evet. 1 mol demire baktığımız zaman 56 gram. Biz 14 gramın kaç mol olduğunu bulacağız. Buradan matematiksel işlemleri yaparsak 1 bölü 4 mol gelecektir. Demek ki burası demir 1 bölü 4 mol. Kükürde baktığımız zaman 1 mol kükürt 32 gram. 16 gramı kaç mol dersek buradan da ne gelecektir arkadaşlar? 1 bölü 2 gelecektir. Demek ki kükürtte de 1 bölü 2, 2'dir. Biz şimdi ne yapıyorduk? Biliyorsunuz formülü tam sayılı hale getirmemiz lazım. Yani en basit tam sayılarla yazmamız lazım. Bu durumda 4 ile çarptığımız zaman F 4 ile çarptım 1 geliyor. 4 ile çarptım S 2 geliyor. Yani bileşiğimizin formülü bu şekilde yazabiliriz. Tekrar söylemem gerekirse 16 şar gram ikisinden de kullanmışız. Demirden 2 gram arttığı için 14 gram tepkimeye girdiğini anladık. 16 gram kükürt de tepkimede harcanan miktarmış. Artan olmadığı için. 14 grama baktığımız zaman kaç mol olduğunu bulduk. Buradan 1 bölü 4 mol geldi. Kükürde baktık 1 molü 32 gram 16 gramı. 1 bölü 2 moldür. Bu durumda altlarına mol sayılarını yazdık ama tam sayılı hale getirmemiz gerektiği için 4 ile çarptığımız zaman FSE2 geldi. Formülümüz. Yedinci soruya bakalım. Kütlelerini e, X ve Y'ye ait bir kütle zaman grafiği verilmiş. X ve Y tepkimeye sokulduğunda yukarıda verilen grafik oluşuyor. Buna göre bileşiğin kütlece birleşme oranını bulun demiş. Bileşikteki kütlece Y yüzdesini bulun. Oluşan bileşiğin kütlesini ve tepkime sonunda kaptaki kütle miktarını bulun demiş. Şimdi isterseniz X ve Y tepkimeye girmiş bunu grafikten bir okuyalım ve bir bileşik oluşmuş. Başlangıç tepkime kalan tablosu yazarsak başlangıçta her ikisinden de 30'ar gram alınmış ne kadar bileşik oluşmuş x'ten dikkat ederseniz hiç kalmamış y'ye baktığınız zaman 20 gram tepkime de artmış bu durumda 10 gram tepkimeye girdiğini söyleyebiliriz x'ten de 30 gram tepkimeye girmiş yani toplamda 40 gram bileşik oluşmuş peki şimdi yapmamız gereken tepkimeye giren miktarlar her zaman bizim tepkimede oluşan yani kütlece birleşme oranımızı verecekti bunlar 30'a 30 alınmasına rağmen 30'a 10 giriyorsa demek ki bu bizim birleşme oranımızdır mx'in MY'ye oranı 30'a 10 olduğuna göre buradan 3'e 1 gelecektir. Bileşikteki kütlece Y yüzdesini bulun demişiz. Bu durumda bileşikte formülü bilmiyoruz ama şöyle yapabiliriz. 3 gram X alıyorsak 1 gram Y almak zorundayız. Yani toplamda 4 gram bileşik oluşacak. 100 gram olduğu zaman ne, ne yaparız dersek dikkat edin 25 katı bu durumda %75'e %25 olacaktır. Yani kütlece Y yüzdesi %25'tir. Oluşan bileşiğin kütlesini bulun dediğimiz zaman zaten bulduk 40 gram diyebiliriz. Tepkime sonunda kaptaki kütle miktarını soruyor. Oluşan bileşik değil. Tepkime sonunda kaptaki kütle miktarı bu durumda artanla birlikte 60 gram dememiz gerekiyor. Geldik 8. soruya. Kapalı kapta 1.6 gram O3 gazının bir kısmı O2'ye dönüşürken kapta 2 mol gaz bulunduğu anda SO3'ün yüzde kaçı ayrışmış olur bulun demişiz. Şimdi bir kere O3 gazı O2'ye dönüşüyormuş. Tepkime de ayrışan ve oluşan maddeleri yazdık. Öncelikle denkleştirmemiz gerekiyordu. Bu durumda yapmamız gereken şey. Buraya 2 kat sayısını buraya 3 kat sayısını koymak. Birleşme oranı bu durumda 2'ye 3 olacaktır. Zaten soruda hep mol kavramı geçmiş. Bu durumda zaten birleşme oranı da molce yazmamız lazım. Başlangıç tepkime kalan tablosunu yapalım. 1.6 mol olduğunu söylüyor. Bu durumda eğer tam verimle gerçekleşseydi tepkime 1.6'nın tamamını tepkimeye sokacaktım ama kapta 2 mol e, bulunduğu andaki durumu söylemiş. Bu durumda bizim yapmamız gereken şey ne? Ne kadar ayrıştığını bilmediğimiz için diyoruz ki bundan 2x mol ayrıştığını düşünsek yani x katını ayrıştırsak bundan 3x kadar ayrışacaktır. Yani son durumda 1.6 eksi 2x ve 3x tepkime de oluşacak. Kaptaki yani tepkime sonuçlanırken kapta 2 mol gaz bulunduğu anda dediğine göre tamamı 2 bormuş Yapacağımız şey 1.6 artı x diyeceğiz. Tamamını topladık. 2'ye eşit olduğunu söylüyor. x o zaman 0.4 gelecektir. x 0.4 ise burası 0.8 olacaktır. Yani o 3'ün 1.6'sı varken elimde 0.8 harcanmış, yarısı harcanmış. Bu durumda %50'si harcanmış diyebilirim. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerle ilgili sorularım da bu kadar. Dediğim gibi daha zor, daha kapsamlı hem bunun konu anlatımını görmek hem de sorularını çözmek istiyorsanız sizi Umut Öncül Akademi'ye bekliyorum.